CHP, Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, jandarmanın gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonunda yakalanmıştı. Göktürk'ün açıklamaları da çok şaşırtmıştı. Şimdi Afyonkarahisar'a bir gidelim. Muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun, bizi bekleyen isim. Ata günaydın, hoş geldin yayına. Hem olayı bir hatırlatalım seyircilerimize, neler yaşanmıştı, ne gibi açıklamalar yapmıştı diye, hem de son durum senden öğrenelim. Cansu günaydın diyelim biz de Afyonkarahisar'dan. Hava çok soğuk, -3 derece ama gündem çok sıcak. Hem Afyonkarahisar'da hem de Türkiye'de bu konuyla alakalı. Aslında yeni yılın bir gün öncesinde gerçekleştirilmişti bu operasyon. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Sultandağ ilçesine bağlı Dereçine beldesinde bir evde sahte ve kaçak alkol üretildi istihbaratını aldı ve ardından da belirlenen eve bir operasyon düzenledi. Hem evin içerisinde hem de eklentilerinde arama yapıldı ve çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Sadece bununla sınırlı değil, içki yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Bidonlar, şıralar ve birçok malzeme ele geçirildi ve o evin Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyesi İrfan Göktürk'e ait olduğu ortaya çıktı. Görevi, ünvanı sadece bununla da sınırlı değil Göktürk'ün. Aynı zamanda geçmiş dönemlerde de Dereçine beldesinde belediye başkanlığı da yapan bir isimdi. Tabii ki birkaç gündür bu Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye'de konuşulan bir konu ve şu ana kadar da, daha doğrusu düne kadar da hem CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın hem de İrfan Göktürk'ten bir açıklama gelmemişti. Ama dün o açıklamayı operasyon yapılan evin sahibi İrfan Göktürk yaptı açıklamayı. Dedi ki ben haksız kazanç elde etmiyorum, sahte ve kaçak içki üretmiyorum, kendi içeceğimi üretiyorum dedi. Yani özlü kabahatinden büyük bir açıklamaya imza atmış oldu ki yakalanılan, ele geçirilen malzemelerin içerisinde sadece 37 litrelik bir alkolden, içkiden bahsetmek mümkün. Diğerlerini saymazsak tabii ki. Yani ben haksız kazanç elde etmiyorum. Bunları kendi tüketeceğim için üretiyorum açıklamasını, savunmasını yaptı. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili bir soruşturma başlatacak mı? İhraca giden süreç başlayacak mı veya İrfan Göktürk istifa edecek mi? Onu da bekleyip göreceğiz diyelim. Sözü tekrar Afyonkarahisar'dan size bırakalım.